Merhaba arkadaşlar. Tokat Devlet Hastanesi'nin bahçesinden tekrardan sizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar bugün bir dersimiz var ama ben bu dersi daha önce işlemedim. Ne fizik derslerinde ne de diğer derslerde işlemedim. Ama yöntemi biliyorum. İnsanlar merak ediyorlar. Hocam bu yıldızların, gök cisimlerinin nasıl ölçüyorlar uzaklığını, neye göre söylüyorlar vesaire. Şimdi arkadaşlar, kutsal kitaplara göre insanlar iki gruba ayrılıyor. Aslında üç gruba da, önce iki gruba ayrılıyor. İnananlar, inanmayanlar. Bütün kutsal kitaplara göre inananlar cennete, inanmayanlar cezalarını çekmek üzere cehenneme gidiyorlar. Fakat hayvanlar konusunda ve bazı çocuklar, sabiler konusunda, hayvanlar konusunda işte toprak olacakları söyleniyor. Çünkü akli melekelerinin olmaması, muhakeme yapamamaları. Bir de arkadaşlar, bu zeka engelli insanlarımız, mesela Down sendromlu insanlar, bunlarda bir zeka seviyesi çok kısıtlı. Bunlar kendi içinde kategori. Bazen öyle bir, bunlar hastalık arkadaşlar, sonuç itibariyle Allah kimseye vermesin. Şu anda Tokat Devlet Hastanesi'nin bahçesindeyiz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Ailelerine hakeza yine acil şifa diliyoruz. Yani sabır dilemek iyi bir şey değil. Sabır dilemek, Allah size bela versin, siz de sabredin manasına geliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Öyle bireylerimiz var ki zeka hastalıkları bir maymundan, bir köpekten daha düşük bir pozisyon oluyor. Bazı temel eğitimleri hayvanlara verebiliyorsun, öğretebiliyorsun. Otur, kalk, gel, git. Bazı hastalarımız var ki bunları da yapamıyorsun. Yani dolayısıyla bunların, yani Hristiyanlık da dahil olmak üzere tüm kutsal kitaplara göre akıbetleri ilgili muhtelif görüşler var. Şimdi arkadaşlar, şahıs eğer, mesela köpekler için örnek verin, belli bir ay döneminde eğitimini alamadıysa, ilerleyen yaşında 2-3 yaşına gelmiş bir köpeğe eğitim veremiyorsunuz. Eğitim verseniz bile çok kısıtlı kalıyor. O kritik dönemde işte ilkokul, temel eğitim, işte anaokulunda o eğitime başlanması bu noktada çok önemli. Yani insan denilen canlı da sonuç itibariyle memelidir. Kritik dönemi atlattığı zaman, efendime söyleyeyim, bunu eğitemiyorsun. Almıyor, kabul etmiyor. Sonra karşına dikilip diyor ki, hocam nereden biliyorsun oradan onun olduğunu, gök cisimlerini neye göre ölçtüğünü, şudur budur. Adama anlatıyorsun ama adamda zeka seviyesi o noktaya gelmemiş. Gelemiyor. İstese de öğrenemez. Bir ayette diyor ya, onların boyunlarına halkalar vurulmuştur. Onlar istese de hakkı göremezler. Yani bu sadece kafirler için değil, eğitimsiz insanlar için de geçerli. Tabii bunların akıbetleri, yani bir eğitilmiş insanın mizanıyla bunların öbür taraftaki mizanı nasıl olacak? Artık bu da yeni bir tartışma konusu olsun istemiyorum. Şimdi arkadaşlar, eski insanlara göre yıldızlar, bu Hristiyanlık bu konuda daha dominant, keza Yahudilik de öyle, hep bir katta, bir semanın bir katında kabul edilmiş. İslam kitaplarına da böyle girmiş. Tabii şimdi biz ise ne yapıyoruz? Yıldızların, şu yıldız daha önde, bu yıldız daha arkada diye söylüyoruz. Uzaklığını da 3 aşağı 5 yukarı net olarak ölçebiliyoruz. Bunlardan tabii ilki yine Bessel. Arkadaşlar, Bessel'i gerçekten saygı duyuyoruz. Minnetle, şükranla anıyoruz. İlk defa bir yıldızın, efendime söyleyeyim, bize olan uzaklığını ölçtü. Bu da Sirius, gökyüzünde yıldızların en parlak yıldızı. Şimdi paralaks yöntemi nasıl çalışıyor? Yine bu konuya girmeden evvel arkadaşlar, bir büyüğümüz Tokat Turhal'dan, Tokat aslında baş çiftlikli kendisi. Turhal'da beraber görev yaptığımız zamanlardan tanıyorum. Emin Tanrıverdi hocamızın bir anısıyla anlatayım. Diyor ki, bizim köyümüzde bir çoban abimiz vardı. 70 yaşına geldi. 70 yaşına gelince ağır hastalandı. Tabii yatalak oldu. Biz de ziyaretine gittik işte köylüler olarak.
Ona bir ara sorduk, dedi ki ya hani yapmayı istediğin, çok istediğin bir şey var mı, hani bu dünyada ne yapmak isterdin? Diyor ki ben diyor baş çiftlikten hiç ayrılmadım. Ömrümün doğumundan bu yaşıma kadar 70 yılımı baş çiftlikte geçirdim. Ama bizim köyün şu ırmağının öte tarafında Niksar varmış. Ben o Niksar'a gidip görmeyi çok isterdim diyor. Şimdi arkadaşlar, insanlar lokasyonlarını değiştirmedikçe karşı taraflarda ne olduğunu bilemiyor. Paralaks yöntemi de buna dayanır. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle siz bir yayla insanı olun. Bulunduğunuz yer biraz yüksek olsun veya kraterin ortasında da olabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyelim ki biz buradayız. Biz burada bir yerdeyiz. Bir cinare çizecektim, onu da yapamadım. Şimdi şöyle yapıyorum. Biz buradayız. Evet, biz buradayız. Uzak dağlara bakıyoruz. Dağlar hep böyle tepe 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 şeklinde uzak. Şimdi bu tepelerden size soruyorum. Mesela buradan bakan bir şahıs, bu tepelerden hangisi efendime söyleyeyim ne kadar uzakta? Hadi diyelim ki gözle aynı ufka baktığınızda, aynı istikamete baktığınızda gözle şunu söyleyebilirsiniz. Ya şu arkada gibi görünen, atıyorum şuraya bir işaret koyayım ben. Şuraya A tepesi diyeyim. Tamam. Buna B diyorum. Buna C diyorum. Buna D diyorum. Şimdi dersin ki belki bir ihtimal, dersin ki ya bu A tepesi daha uzakta görünüyor. Tamam. Peki C mi D mi daha uzakta diye sorduğunda bu sefer hüküm vermen iyice zorlaşıyor. İyice zorlaşıyor. Şimdi mesela adamın bakış istikametinden bir miktar daire olarak düşünün. Şu tarafa doğru bakalım bu kez de. Burada da tepeler var. Mesela atıyorum bu K tepesi. K tepesi mi D tepesi mi? K tepesi mi A tepesi mi? Ne kadar uzakta? Kim kimden uzakta? Nasıl tayin edeceğiz? Şimdi bu artık falcılığa kalır. Cüsseye bakarsan ya belki arkadaki dağ efendime söyleyeyim daha büyüktür. Senin gözüne yakındaymış gibi görün. Yani bu ressamlar şu perspektif olaylarını vesaire biliyorlar. Şimdi paralaks yönteminde şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Paralaksın mantığı şudur. Bu şahıs bulunduğu köy, atıyorum bizim çiftçinin olduğu üzere Niksar baş çiftlik olsun. Bu adam bulunduğu, bakın bu şekilde bulunduğu pozisyonda şöyle minik bir tarlası etrafında, köy etrafında daire çizdiğinde, bakın bu paralaksın mantığı işte, yıldızları uyarladığımız mantık işte budur. Değil mi? Adam bir pozisyonunda A'ya bakıyor. Şu şekilde. Şimdi buradan A'ya bakıyor. Sonra adam dolanıp geliyor. Bu pozisyondan şimdi A'ya bakıyor. İşte şu açıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu açıyı. Evet. Şimdi gelelim aynısını tabii daire olarak yapın. Tabii iki boyutlu sistemde size bunu üç boyutlu olarak çiziyorum ama siz anlayın. Bunun adamın da tabii böyle tepe aşağı değil, şu şekilde olarak düşünün. Aynısını K'ya bakalım. Şimdi adam bu tam daire olarak düşün. Çünkü dünyanın güneş etrafındaki hareketin bir miktar daire. Yani elif çiziyoruz ama arkadaşlar neredeyse daire. Yani %1'den daha düşük bir %1 civarı fark ediyor. %1'lik bir fark ediyor. Şimdi K noktasına bakıyorsun arkadaşlar şu şekilde. Evet, iki uç arasında. Buna alfa 1 dedik. Buna alfa 2 dedik. Eğer alfa 1 büyüktür alfa 2 ise şunu söyleyebiliyorsun. A noktası, A tepesi K'ya göre bana daha yakındır. Çünkü bu ağaçlar meselesinde de görüyorsunuz. Yani bir arka arka sıra sıra bir hafiften koruluk ormanlık alana baktığınızda, yürüdüğünüzde size yakın olan ağaçların konum değişimi uzak olan ağaçlara göre daha büyük oluyor. Uzaktakiler neredeyse yerinde sabit duruyor gibi görünüyor. İşte paralaks yönteminde budur. Ve bunu matematik, tabii bu açılar arkadaşlar çok küçük açılar. Yani %1 değil, binde bir. Yani derecenin binde biriyle değişiyor. Fakat yıldızın bize olan uzaklığını net bir vuruşla yapabiliyoruz. Şimdi bir örnek gökyüzünden verelim. Bugün tutup size efendime söyleyeyim,
trigonometriye, matematiğe boğmayacağım ama sosyal medyada bazı arkadaşlar bunların temel özelliği hem eğitimsizler hem de kendilerince inandıklarını düşünüyorlar, inandıklarını söylüyorlar ama yani bir zekası olmayan varlığın inancı ne kadar muhteberdir onu da bilmiyorum ama yine bir tartışma konusu da çıkartmak istemem. Şimdi şöyle yapalım. Bu bizim güneşimiz olsun arkadaşlar. Bu bizim güneşimiz. Mavi ile de dünyamızı çizelim. Şöyle dünyamızı çiziyorum. Bu da bizim dünyamız. Hani mevsimlerin oluşumu. Hadi öyle yapalım. Şöyle ilk bak. Şimdi bakın güneş etrafında bir döngü hareketimiz var. Şimdi iki tane yıldız konuşalım. Evvelden bütün yıldızlar aynı katta. Nasıl yapalım o katı da? Şöyle bir ara... Çok oynayalım. Bir dairesel yapalım. Şöyle bir daire yapayım şöyle. Eski insanların itikatlarına göre bütün yıldızlar neredeyse aynı katta bulunuyorlar. Yani diyorlar ya 7 kat sema var şu katta, Mars var bu katta, Jüpiter var vesaire. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir yıldız böyle çizdik. Şimdi biz ne biliyoruz arkadaşlar? Bessel'le beraber bu yıldızların aslında efendime söyleyeyim hep aynı lokasyonda değil de birbirine göre yakın ve uzak konum. Mesela şurada da bir yıldız var atıyorum. Burada da bir yıldız var. Burada da var. Burada da var. Şimdi mesela şimdi hemen sizin bakış açısına göre yapalım. Şimdi arkadaşlar bak. Dün bu deneyler, ölçümler, süre kontrolü yapmak istiyorum. Çünkü sürem kısıtlı. İyi, güzel. Yeteri kadar sürem var. Şimdi bu deneyler, ölçümler arkadaşlar şöyle yapılır. Şimdi sen her gün ölçüm yapıyorsun. Aslında her gün biraz abartılı. Her hafta yaptığın zaman daha iyi olur. Fakat bir matematikçi, çünkü burası ile burası arasında 6 aylık fark var. Dolanıp gelmesi dünyanın 1 yıl. Dolayısıyla dünyamız hareketini yapınca diyelim ki bir matematikçi bu yıldızın konumunu ölçerken ertesi günde bu yıldızın konumunu ölçer. Ertesi gün bu yıldızın konumunu ölçer. 6 ay sonra tekrar ölçtüklerini tekrar aynı periyotlarla ölçer ve hani bir gözlemle bir deneyde efendime söyleyeyim şimdi fotoğraf makinalarımız var. Hani bir deneyde bir tek iş yapıp 6 ay yatmaz. Şimdi çok güzel aletlerimiz var. O zaman gözle yapıyorlar ve lokasyonları hep horoskop dediklerimiz belki de biraz yıldıza benziyor, yıldızname gibi yıldızların birbirine göre pozisyonlarında minik minik değişimler olduğunu fark ediyorlar. Şimdi şöyle yapalım. Bakın şuradan bu yıldız, ne yıldız olsun bu Sirius olsun bizim. Siz Türkçe biz buna ak yıldız diyor. Arkadaşlar gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Kim parlaktır? En parlak Güneş'tir. Sonra Ay'dır. Sonra Venüs'tür. Sonra Jüpiter'dir. Bakın Venüs ile Jüpiter'i pek ayıramayabilirsiniz. Venüs'tür, Jüpiter'dir. Beşinci sıradaki parlak cisim ise Sirius'tur. Sirius'un parlaklığı arkadaşlar Mars'tan da fazladır, Satürn'den de fazladır. Şimdi merak edenler internetten baksınlar. Şimdi bu vatandaş, şimdi senin normalde buradan baktığında şu pozisyonda görüyorsun. Bak senin yıldızı bak. Senin yıldızı şu pozisyonda bak. Biraz uzatıyorum arka tarafa doğru. Gördün mü? Evet. Şimdi 6 ay sonra aynı yıldıza baktığında arkadaşlar aynı yıldıza baktığında senin yıldızın evet bak. Şimdi sen aslında şuraya baktığında aynı ama arka fon değişti. Daha önce senin yıldızının baktığın cismin arkasında atıyorum aslanların evi vardı. Burada bir takım yıldızı veya bir grup yıldız olsun. 6 ay sonra baktığın zaman bu yıldızın arkasına başka gök cisimleri, başka galaksiler, başka yıldızlar düşüyor. Bak arka fonda gördüğün atıyorum buradaki ev, aslanların evi. Şimdi ne oldu? Cezmilerin evi. Evet burası cezmilerin evi. Ve bu fon değişiyor. Fon değişimini görüyor musun? Aslında bu fon değişimi çünkü ben neyi biliyorum? Şu uzaklığı biliyorum. Dünya Güneş arasında mesafe 150 milyon kilometre. Orta dikmeyi de biliyorum.
özür diliyorum, orta dikmeyi bilmiyorum, şimdi bulacağım. Burası 150 milyon kilometre. Şu açıyı bulurum. Açı ölç, açı, aletle açı ölçüyü yapabiliyorum. Çünkü buradan şu mesafe, şu mesafe, şu açıyı ölçtüğüm zaman alfa açısı, içeriye alfa açısı düşer. Yarısı alfa bölü 2 olur. 90 derece Pisagor'dan ben şu dikmenin uzunluğunu bulurum. Değil mi? Trigonometrik ifadeleri biliyorum. Trigonometri olarak bir derecenin, bir dakikanın, bir kaç tanjant, kaç sinüs olduğunu biliyorum ve bu şekilde arka fona bakarak yıldızların hangisinin bize yakın olduğunu, hangisinin bizden daha uzak olduğunu tayin edebiliyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bizim Samanyolu galaksimizi hemen bir hatırlayalım arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi. Bakın bugün matematik kullanmıyorum. Özelce arkadaşlara göre ders anlatmaya çalışıyorum. Bunu en güzel ressamlar çok güzel anlıyor. Hemen kapıyorlar. Ha hocam diyorlar, küt diye kapıyorlar. Bir de fotoğrafçılar güzel anlıyor bu işi. Şimdi galaksimizi çizelim sizinle. Bizim galaksimiz neydi? Sarmal bir galaksiydi şu şekilde. Ve galaksimizin ben ona katı yoğunluğuna, katı yoğunluğu diyorum. Bununla ilgili bir ders yapacağım. Şimdi Samanyolu galaksimizin arkadaşlar yuvarlak CD, bilgisayar CD'si gibi düşünün. Şurası 1000 ışık yılı. Burası arkadaşlar, düzeltiyorum bir saniye şöyle. Şu kalınlık arkadaşlar 1000 ışık yılı değil. Özür. Şurası aklımda tam kalmadı aslında. 100.000 ışık yılı. 102.000 de neydi? Şu I da ışık yılı. Galaksimizin inceliği, kalınlığı, şu et kalınlığı, şuradan et kalınlığı. Bu da arkadaşlar bunun işte %1'i civarı, yaklaşık işte 1000 ışık yılı. 1000 ışık yılı. 1100 yazıyoruz. Evet. 1000 ışık yılı. Bir ışığın 1000 yılda aldığı yol. Şimdi sen, biz de tabi güneş sistemi olarak Samanyolu'nun orta dış bölgesi. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şurayı çapı 100 bin ışık yılı. Çapı 100 bin ışık yılı. Yarı çapı 50 bin ışık yılı. Ha, şimdi düzelttim. 50 bin ışık yılı. Yarısını alacağız. Biz ise güneş sistemi olarak Samanyolu'ndan yaklaşık 30 bin ışık yılı Samanyolu merkezinde yaşıyoruz. Şimdi bizim bulunduğumuz düzlemde bulunan tüm yıldızların arkadaşlar uzaklığını kesine yakın olarak ölçebiliyoruz. Peki eski insanların çıplak gözle gördükleri, şimdi şöyle yapın. Peki bu ak yıldız için bu açıyı yaptık. Peki gelelim, farz edelim arkadaşlar, şurada da bir yıldızımız olsun. Kim olsun bu? Atıyorum Riga. Yine avcı takım yıldızının en parlak yıldızlarından birisi. Betelgeuse'la beraber Rigel. Rigel'i nasıl şey yaparız? Bakın. Aynı yerden Rigel'e bakıyorsun. Bak. Bunda maviydi mi çizdim? Mavi. Şimdi bakın, şöyle bir Rigel'e baktım buradan. Bak. Rigel'e baktım. Gördün mü? Sonra buradan 6 ay sonra yine Rigel'e bakıyorum. Şöyle. Bakın. Rigel'in şu arka fonunun değişimi açısı, ona alfa demiştim, buna beta diyelim. Bakın, ak yıldıza göre daha küçük. Demek ki bir yıldız ne kadar uzaksa arka fondaki pozisyon değişimi o kadar küçük olur. Buradan biz bir kere katalog yaparak, hani hiç uzaklığını bilmesek bile şunu biliyoruz. Şu yıldız daha yakın, bu yıldız daha yakın, bu yıldız daha yakın, bu yıldız daha uzak. Şu ondan uzak, şu en uzak. Peki eski insanları düşünüyoruz. Dürbün ve teleskop yok. Dürbün ve teleskop yok. Çıplak gözle görebileceğimiz en uzak varlık neydi arkadaşlar? Çıplak gözle görebileceğimiz en uzak varlık. Evet, Andromeda. Andromeda bizim gibi bir galaksidir ve o komşu galaksidir. Bu da spiraldir. Andromeda ile bir çarpışmamız olacak zaten. İşte arkadaşlar, yaklaşık bu da 6 Kadir parlaklığındadır. 6 Kadir. Kadir
parlaklık birimi yıldızlarda tarih boyunca böyle kabul edilmiş ve devam ediyor. İnsan gözünün, çıplak gözün, ışıksız bir ortamda, açık bir havada, bulutsuz bir havada, ay bulunmayan bir gecede, sağlıklı bir gözün, sağlıklı bir bireyin çıplak gözle görebileceği sınır 6 kadirdir. 7 kadiri, 8 kadiri göremeyiz. Biz göremeyiz. Tabii kartalların gözü bizden daha komplike, daha detaylı, onlar görebilir. İnsan gözünün görebildiği sınır 6 kadir. Dolayısıyla bizim gördüğümüz bütün yıldızlar Samanyolu içerisindedir. Samanyolu'nda bize olan uzaklıkla en uzak noktaya bakarsan, şuradan alırsak buraya doğru yaklaşık 70-80. İşte şurası 50-30'dan 20'dir. Bu taraf nedir? 80 bin ışık yılı. Ama benim insan gözünün en uzak görebileceği, aletle söylemiyorum, uzaklık Andromeda. Hafızam beni yanıltmış olabilir ama tam bilmiyorum. Bu Andromeda herhalde 4 milyar ışık yılı öte diye aklımda kalmış. Tabii dediğim gibi arkadaşlar, bu dersi daha önce işlemedim. İlk defa sizle beraber işliyorum. Sosyal medyadan çok soru geliyor. Hocam biz nasıl oluyor bu iş? Paralaks diye bir yöntem var. Şunu matematiğe boğmadan bize nasıl anlatırsın dediler. Süremin de sonuna doğru geliyorum arkadaşlar. Cahillerle, Hazreti Ali'nin lafı hep söylüyorum. Cahillerle yaptığım bütün münazaraları kaybettim. Alimlerle yaptıklarımınkini kazandım diyor. Adama soruyorsun, diploma yok. Eğitim düzeyi yok. Ama sosyal medyada gidiyor, akledenler, hikmet ehli, düşünenler diye gruplara üye oluyor. Aziz Nesin'in dediği gibi, soyadı kanunu çıktığında soyadı dağıtılırken herkes zaafının soyadını, ne kadar cimri varsa diyor Aziz Nesin, cömert soyadını aldı. Ne kadar korkak varsa kahraman ve cesur soyadını aldı diyor. Aziz Nesin'i de saygıyla anıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum.